Sevgili öğrenciler merhaba, ben biyoloji öğretmeni Şeyda Nur Yokuş. Bugünkü dersimize hücre konusuyla devam edeceğiz. Arkadaşlar hücre zarından madde geçişlerini anlatmıştık. Bu defa hücre zarı ve organellerinden bahsedeceğiz. Ökaryot hücrelerde hücre zarıyla çekirdek zarı arasında kalan bölgeye sitoplazma adını veriyoruz. Diğer bir deyişle organellerin bulunmadığı sıvı alan arkadaşlar. Organellerin bulunmadığı sıvı kısım. Arkadaşlar, sitoplazma ya da sitozol diye adlandıracağımız kısımdan bahsedeceğiz. Canlı prokaryotsa, yani gelişmemiş bir hücre ise, ilkel hücre ise zarla çevrili, çekirdeği bulunmadığından hücre zarı içerisindeki tüm kısımlar sitoplazmada bulunuyor ve sitoplazmayı oluşturuyor. Haliyle prokaryot hücrelerin yaşamsal faaliyetleri de büyük oranda arkadaşlar nerede gerçekleşecek? Sitoplazmada. Burada ribozom dışında organelin olmaması bazı faaliyetler içinde serbest enzimlerin bu rolü üstlenmesine sebep olacaktır. Bu defa hücre ökaryotsa ve metabolik olaylar için bazıları sitoplazmada gerçekleşecek metabolik olayların. Bir kısmı ise sitoplazmadaki serbest enzimler tarafından üstlenecek. Arkadaşlar bakın burada sitoplazmadaki enzimler ve burada özel görevleri yapmak için bulunan organeller tarafından karşılanacak. Arkadaşlar sitoplazmanın yapısını konuşalım. Yarı akışkan yapıdadır ve burada organik ve inorganik malzemeler bulunuyor. İfade edelim. Organik ve inorganik maddeler. İlaveten organeller, hücre içi iskelet elemanları da burada bulunmakta. Sitoplazmanın %70 ile 90'lık kısmı sudan oluşuyor, inorganik yapı. Ayrıca içerisinde mineraller, tuzlar, gazlar, proteinler, karbonhidratlar, yağlar, enzimler, hormonlar, vitaminler, boşaltım atıkları, ATP, nükleotitler ve RNA bulunur. Arkadaşlar çok zengin bir içeriğe sahiptir bu yarı akışkan sıvı. İlaveten sitoplazma sürekli hareket halindedir. Zaten bundan dolayı da yarı akışkan dedik. Bu sürekli hareket halinde olması sitoplazmaya homojen bir özellik kazandırıyor. Yani her yerinde aynı özelliği gösterebilen bir hale geliyor arkadaşlar. Bu defa hücre organelleriyle devam edelim. Bir insanın vücudunda trilyonlarca hücreler var arkadaşlar. Her biri hücre içerisinde birbirinden farklı görevleri yerine getiren onlarca çeşit organel ve sayıları on binleri bulan yaklaşık 2500 çeşit enzim bulunduruyor. Arkadaşlar enzimler hücre içerisinde kolaylaştırıcı etkiye sahip. Saniyeler içerisinde milyonlarca biyokimyasal tepkimenin meydana gelmesini sağlıyor. Biyokimyasal tepkime bir hücredeki yapım, yıkım, metabolizma dediğimiz bu olaylarda enzimler vasıtasıyla kolaylıkla gerçekleştiriyoruz. Yine aynı şekilde karmaşık yapıdaki hücre ve elemanları hatasız ve aynı uyum içerisinde çalışıyor arkadaşlar. Yani hücre içerisinde organellerle bir koordinasyon durumundan bahsettik. Hücre içerisindeki yapıların herhangi birinde olabilecek bir aksama o hücredeki hayati bozulmalara sebep olacak hastalıklara ki birazdan o hastalıklardan bahsedeceğiz. Ve hatta hücrelerin ölümüne yol açabiliyor arkadaşlar. Yani bu enzim hücre içi koordinasyonunu iyi yönetmek lazım. Aksi halde büyük hatalar, hastalıklar ve ölümlere neden olabiliyor. Bu defa da organellerle devam edelim. Tek ve çok hücreli tüm canlılarda sitoplazma içerisinde yaşamsal faaliyetleri gerçekleştiren ve organel adı verilen özelleşmiş yapılar bulunuyor arkadaşlar. Prokaryot hücrenin ilkel olduğunu, gelişmemiş olduğunu ifade etmiştik. Prokaryot hücrelerde arkadaşlar tek zarlı, çift zarlı organeller yok. Sadece zarsız olan ribozom var. Ökaryotlar gelişmiş hücreler ve burada durum daha farklı. Bu defa özel fonksiyonlara göre özelleşmiş arkadaşlar organel çeşitleri var. Bu organellerin çeşitleri, sayıları
hücrelerin fonksiyonlarına göre değişiklik gösteriyor. Bitki ve hayvan hücrelerinde temel yapılar aynı olmasına rağmen bu hücrelerde de farklı fonksiyonları yürütebilen farklı organelleri görebileceğiz ve dersimiz itibariyle bunları inceleyeceğiz. Genel itibariyle organellerimizin bulunduğu şemayı inceleyelim. Arkadaşlar, 3 temel kategoride inceleriz organelleri. Zarsız, tek zarlı, çift zarlı organeller. Zarsız organellerimiz ribozom, ki prokaryotların tek organeliydi. Sentrozom. Tek zarlı organellerimiz ise endoplazmik retikulum, Golgi aygıtı, kofol, lizozom ve peroksizom dediğimiz tek zarlı yapılardan bahsedeceğiz. Çift zarlı organellerimiz için ise arkadaşlar mitokondri ve plastitler diyeceğiz. Plastitleri bir hatırlayalım. Kimdir plastitler? Kloroplast, lokoplast ve kromoplast olmak üzere arkadaşlar plastitlerimiz var ve bunlar da çift zarlı kategoride yer alıyor. Ribozom ile başlayalım arkadaşlar. Ribozom demek bizim için protein sentezini ifade edecek. Protein moleküllerinin sentezi için arkadaşlar önemli bir organel. Ribozom yapısı itibariyle en küçük ve zarsız organeldir. Ribozomun yapısı arkadaşlar iki tane temel birimden oluşuyor. Büyük ve küçük alt birim olmak üzere. Arkadaşlar bu büyük ve küçük alt birim protein sentezi sırasında bir araya geliyor. Bunu da hatırlatmış olalım. Arkadaşlar ilaveten ribozomlar tüm prokaryot ve ökaryot hücrelerde ortak bulunan organeldi. Ökaryot hücrelerin ribozomları prokaryot olan o ilkel hücreye göre biraz daha büyüktür. Yani prokaryota göre ökaryot ribozomu biraz büyük. Prokaryot hücrelerde ribozomlar sitoplazmada serbest halde bulunuyor. Ama gelişmiş hücrelerde, ökaryotlarda ribozomların farklı farklı bulunma durumları var. Ne gibi? Sitoplazmada serbest bulunabilir. Ayrıca granüllü endoplazmik retikulumun üzerinde bulunabilir. Çekirdek zarının dış yüzeyine tutunabilir. Mitokondride yer alabiliyor. Yine ilaveten plastitlerde de ribozomu görebiliyoruz. Arkadaşlar organellerde görevleri itibariyle bulunma durumları için sayısı ihtiyaca göre bulunuyor arkadaşlar. Mesela ribozom salgı yapan hücrelerde daha fazla bulunacaktır. Yine yapısından bahsedelim. Yapısı RNA ve proteinden oluşuyor. Biz bu yapıyı arkadaşlar RNA ve proteini ayrıca söylemeyebilir. Deriz ki nükleoprotein yapılıdır. Bu da doğru bir bilgi olacaktır. Ribozomlar ökaryot bir hücreden bahsediyorsak üretim yeri ribozomun çekirdekçikte sentezlendiğinden bahsedeceğiz. Arkadaşlar ribozomlarda protein sentezi vardır dedik. O faaliyet şöyle olacaktır. N tane amino asit bir araya gelecek ve açığa N tane protein çıkaracaktır. İlaveten N-1 tane de H2O açığa çıkacak ve protein sentezi yapılacaktır. Burada ribozomla alakalı başka bir ifadeyle de karşılaşabiliriz. O da şöyle, poliribozom. Arkadaşlar ya da polizom diye de görebiliriz bunu. Poliribozom dediğimiz bir hücrede aynı sayıda proteinden bir sürü yapacaksak arkadaşlar ribozomları bir araya getiririz. Poliribozom dediğimiz yapı oluşur ve aynı proteinden kısa sürede çok fazla üretmiş oluruz. Tanımımızı ifade edelim. Bir hücrede aynı sayıda proteinden çok sayıda protein üretmeyi sağlar. Arkadaşlar poliribozom denilmesinin sebebi burada birçok ribozomun bir arada bulunmasındandır. Endoplazmik retikulum bir diğer organelimiz. Arkadaşlar hücrenin içinde ağsı bir yapı oluşturuyor ve yapısı kanalcık ve keseciklerden meydana geliyor.
Hücre içi zar sisteminin büyük bir kısmı arkadaşlar endoplazmik retikulum dediğimiz bu organele aittir. Yapısal olarak iki çeşidi var. Eğer biz bir endoplazmik retikulumun dış yüzeyinde ribozomu görürsek buna granüllü endoplazmik retikulum diyoruz, GER diye kısaltırız. Aynı zamanda dış yüzeyinde ribozomu bulundurmayan varsa arkadaşlar buna da düz endoplazmik retikulum ya da kısaca DER diye ifade edebiliyoruz. Endoplazmik retikulumun arkadaşlar çok sayıda fonksiyonu var. Bunlardan bazıları hücre içerisinde madde iletimi yapmak, seroid üretmek, hücre zarının yapısına katılan fosfolipitlerin sentezi bakın çok önemlidir. Kalsiyum ve glikojen depolamak, yüzeyindeki ribozomlarda protein sentezlemek, proteini işlemek, paketlemek, dışarıya salgılamak, ilaçları ve zehirleri zararsız hale getirmek gibi birçok fonksiyonu var. Bunlar bizim karşımıza arkadaşlar granüllünün görevi ve granülsüzün görevi olmak üzere ayrı ayrı gelecektir. Bir de öyle ele alalım. Arkadaşlar incelememizi granüllü endoplazmik retikulum diye, bir diğerini ise düz endoplazmik retikulum diye kategorize edelim. Bunların kıyaslanması bizim için önemli ve sorularda çıkar. Granüllü olması arkadaşlar üzerinde ribozom bulunur. Düz endoplazmik retikulumun üzerinde ise ribozom yoktur. Şimdi ribozomun görevini hatırladık, protein senteziydi. Burada da granüllü endoplazmik retikulumun üzerinde madem ribozom varsa buradaki de görevi de protein sentez metabolizmasına etki eder. Temel olarak böyleydi. Düz endoplazmik retikulumu inceleyecek olursak arkadaşlar burada da yağ ve karbonhidrat metabolizması düzenlenir. Arkadaşlar kas kasılmasında görevli olan kalsiyum da burada depolanır. O zaman kalsiyum depolar diyelim. Ve arkadaşlar başka bir durumsa alkolün, ilaçların zehir etkilerini yok eder. Onu da ifade edelim. İlaçların zehir etkilerini yok eder ya da arkadaşlar azaltır. Bu faaliyet karaciğerde gerçekleşiyor. Dikkat etmemiz gereken bir durum var. Ökaryot yapıdaki hücrelerde endoplazmik retikulum her iki çeşitte de bulunabiliyor. Bunlar da arkadaşlar dikkat etmemiz gereken üzerinde ribozom var mı yok mu kısmıydı. Bir de yüksek miktarda nerede fazla derse protein sentezleyen hücrelerde GER yani granüllü endoplazmik retikulum fazla, yağ sentezleyen hücrelerde ise DER yani neydi arkadaşlar? Düz endoplazmik retikulumdu ki bunların ayrımını az önceki tabloda gösterdik. Özellikle hücre yapısına, hücre zarının yapısına katılan yağ asitleri ve fosfolipitler DER'de düz endoplazmik retikulumda sentezlenir. Kabaca şöyle ifade etmiştik. Karbonhidrat ve yağ metabolizması DER'de düzenlenir dedik. Endoplazmik retikulumlar hücre bölünmesi sırasında eriyerek kayboluyor. Ne zamanki bölünme tamamlandı, yeniden endoplazmik retikulum oluşturuluyor. Endoplazmik retikulum ilaveten hücreye destek sağlama noktasında da önemli bir görevi var. Arkadaşlar endoplazmik retikulumu madde taşıma olarak kafamızda kodlayalım. Bu bana göre en önemli özelliğidir. Hücreye desteği tamam, ilaveten de madde taşımasını asla unutmayalım. Golgi aygıtı. Arkadaşlar Golgi aygıtı çok sayıda yassılaşmış keseden ve küçük kofulardan meydana geliyor. Golgi aygıtı içerik bakımından protein ve yağ yapılıdır. Golgi düz endoplazmik retikulum tarafından üretilen bir yapıdır ve arkadaşlar Golgi'nin üzerinde ribozom bulunmuyor. Hücre organellerini kaybetmiş olgun alyuvarlar ile sperm hücreleri hariç, bakın bu çok önemli, buraya bir yıldız atalım. Golgi bütün
organ bütün hücrelerde var. Sadece olgun al yuvarlar ve sperm hücreleri hariç diğer tüm ökaryotlarda var. Arkadaşlar, organeller sayısı bakımından da ihtiyacına göre değişiklik gösteriyor. Tükürük bezlerinde, mukus salgılayan bezlerde, bitkilerde koku molekülleri üretebilen hücrelerde, ter bezlerinde, süt bezlerinde bakın salgı faaliyetinin, bunu ifade edelim, salgı faaliyetinin olduğu yerlerde Golgi fazlaca bulunuyor. Endoplazmik retikulumlarda üretilen maddelerin büyük bir kısmı Golgi aygıtında arkadaşlar bakın gelen madde burada ayrıştırılır, depolanır, paketlenir. Dikkat ettiyseniz son şekli veriliyor artık burada. Ve Golgi aygıtındaki şu glikoprotein ve lipoprotein gibi arkadaşlar ki biz bunlara kompleks moleküller deriz. Bunların üretimi de Golgi'ye aittir. Bir diğer durum ise maddelerin hücre içine sindirimini yapan lizozomların oluşumuna da Golgi aygıtı katılır. Bize sorarsa Golgi kim tarafından oluşturulur? Arkadaşlar, lizozomlar kim tarafından oluşturulur denirse Golgi tarafından diye ifade etmemiz gerekir. Bir diğer durum ise arkadaşlar Golgi aygıtının büyüklüğü ve gelişimi hücre tipine ayrıca metabolik durumuna göre değişiklik gösteriyor. Yine sayısını bize sorsaydı ne diyecektik? Salgı yapan hücrelerde fazlaca bulunur ifadesini bulunacaktık. Golgi aygıtının fonksiyon bozuklukları hücre içerisinde adeta yıkıma sebep oluyor. Yani hastalıklara neden oluyor. Arkadaşlar, kimdir onlar? Sinir hücrelerinde işlev kaybına neden olan Alzheimer. Bakın, unutkanlık diye bilinen, günümüzde tam bir tedavisi olmayan Alzheimer, Golgi'deki işlev bozukluklarından kaynaklanıyor. Bir diğeri ise kistik fibrozis. Arkadaşlar, buradaki durumda normalde vücut salgıları akışkandır. Burada salgılar yoğundur. Salgılar yoğunlaşır. Bu salgıların yoğunlaşma durumu arkadaşlar Golgi'nin fonksiyonundaki bozukluklardan kaynaklanıyor. Ve bakın bir organelin görevini ihmal etmesi birçok hastalığa neden oluyor. Lizozom dedik. Bu defa arkadaşlar lizozom için endoplazmik retikulumdan ve Golgi aygıtından kökenlenen ribozomlar zarla sarılı ki arkadaşlar tek zarla sarılıdır. Burada karbonhidratları, yağları, proteinleri, nükleik asitleri sindiren önemli bir ifadede bulunacağız. Hidrolitik enzimler bulunuyor yani sindirici enzimler vardır. Granüllü endoplazmik retikulumdadır. Granüllü endoplazmik retikulumdaki ribozomlarda sentezlenen bu enzimler daha sonra bakın önce granüllü endoplazmik retikulumda sentezliyoruz. Daha sonra Golgi'ye gelerek işleniyor. Bir sonraki kademede ise lizozomda paketleniyor. Artık lizozom bu aşamalardan sonra arkadaşlar hücre içi sindirim yapmaya hazır durumda. Başka bir durum var arkadaşlar. Lizozomun içerisinde hidrolitik enzim var. Yani sindirici enzim. Bu durumda da arkadaşlar kendisini sindirici etkilere karşı koruması gerekir. Aksi halde hücre içi sindirim yapmak yerine etrafındaki hücreleri sindirecektir. Lizozom faaliyetlerinden devam edelim. Arkadaşlar pinostoz, fagositoz. Pinostoz bizim sıvı alımı diye ifade ettiğimiz, fagositoz ise katı alımı diye ifade ettiğimiz durumdu. Burada meydana gelen keseciklerle kaynaşarak hücrenin sindirim kofulunu oluşturur. Hatırlayalım arkadaşlar. Sindirim kofulu endostozu anlatırken bahsetmiştik. Bakın besinlerin sindirimi için besinlerin içinde bulunduğu besin kofulu artı lizozom organelini alarak hücre içi sindirimi gerçekleştiriyorduk. Herhangi bir nedenle lizozomu çevreleyen zar yırtılırsa ve bu hidrolitik enzimler etrafa yayılırsa ya da yırtılırsa enzimlerin sitoplazmaya karışarak hücrenin yapısını kuran büyük organelleri yok etmesine neden olacaktır. Yani hücre kendisini sindirmiş oluyor. Buna ise arkadaşlar lizozomun patlayarak etrafındaki hücreleri sindirmesine otoliz diyoruz. Bu genellikle devreden çıkan yaşlanmış hücreleri yok etmek için yapılıyor. Lizozom enzimleri ayrıca harabiyete uğrayan veya ölenlerin hücre kalıntılarını sindirip yok edilmesinde de görev yapar arkadaşlar.
diye ifade edelim. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir dahaki ders görüşmek üzere. Hoşça kalın. Final yayınları, Final Evinizde programını sundu.